Frekanslı'ya programından herkese merhaba. Bu hafta Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenci arkadaşlarımızla birlikte Satber Müzesi'nde bulunan Kilden Suretler sergisini ve çeşitli koleksiyonları gezeceğiz. Gurbetten Sıla'ya başlıyor. Müzik Arkan'ın müzesinde Kilden Suretler sergisindeyiz. Yanımızda bir arkadaşımız var. Onu tanıyalım. Hoş geldin seni tanıyabilir miyiz? Evet. E, ismim Aziz Kurbanov. E, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim. Elektronik ve Haberleşme Bölümünde okuyorum. E, üç senedir Türkiye'deyim. E, Azerbaycan memleketim. Hı hı. Aziz hep İstanbul'da mıydın peki? E, bir sene Ankara'da kaldım. Ya yani iki senede de İstanbul'dayım. Ankara ve İstanbul, e, Türkiye'nin iki büyük şehrinde bulunmuşsun. Peki bize birazcık alışma dönemini anlatabilir misin acaba? E, zaten kültürlerimiz yakın olduğu için öyle zor, çok da zor olmadı yani alışmak Türkiye'ye. Yani ilk geldiğinde e, sonuçta başka bir ülkeden geliyorsun ailenden ayrılıyorsun, sevdiklerinden ayrılıyorsun. Ee, ve bu durum seni olumsuz yönde etkiledi mi onları illaki özlemişsindir. Neler yaşadın ilk geldiğin zaman? Ee, tabii yani, herkes ailesini özlüyor burada. Ee, ayrıldığında hemen geri dönmek istiyor. Ama zaman geçtikçe söylediğim gibi alışıyoruz. ben de zaten memlekette de Türk bitirdim. Yani o yüzden alışmak pek de zor olmadı. Zor olmadı zaten kültürlerimiz de yakın diyorsun peki biraz bölümünle ilgili sohbet etmek istiyorum neden bu bölümü tercih ettin Aziz Türkiye'de yani bildiğim kadarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik fakültesi çok ilerlemiş yani bu bölümde okuyanlara fazla değer veriliyor diye düşünüyordum Ya başka bir bölüm de olabilirdi aslında veya inşaat ne bileyim maden Mühendisliği falan böyle şeyleri de işte seçtik işte E, ee, Aslında şunu merak ediyorum. Hani bu e, bizim gibi okuyan birçok insanlar için geçerlidir aslında. E, herkesin hayalinde bir bölüm vardır çocukluğundan itibaren. Ben büyüyünce şunu olmak istiyorum. Sen büyüdün ve istediğin kişi oldun mu acaba? İstediğin bölümde misin şu anda? O sayılır yani. İstediğim bölümdeyim diyebilirim. E, yani çok elektronik ve haberleşme bölümü yani çok ilginç tarafları var. Yani, Peki yani bu bölüm bittiği zaman e, neler olacak? Hayallerin ne yönde? şimdi e, bölümü bitirdikten sonra hemen e, memlekete dönmeyi düşünüyorum. E, orada da ya işte askerlik falan yapıp sonra e, alanla ilgili bir iş bulmayı düşünüyorum. Ama yani Türkiye'de kalma kalma gibi bir düşüncem olabilir ileride. İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye yerleşebilirim diyorsun. Peki e, İstanbul'dasın, iki yıldır İstanbul'dasın. E, artık burada yaşıyorsun, geziyorsundur diye de düşünüyorum. E, nerelere gidersin, nereleri gezersin? Ya, e, İstanbul içinde yani aslında en sevdiğim yerler Sarıyer tarafı. yani, <laughs> ya en, en, güzel yerler, en sakin yerler. Yani, İnsanı böyle rahatlatan yerler bence bu taraflar. Ama İstanbul dışında da mesela İzmir'i de çok seviyorum. Oraya da gittim, gördüm orayı da. Zaten Ankara'da yaşadım bir yıl boyunca. Bir Ankara'da yaşadım. En böyle çekici yer olarak İzmir İzmir'i söyleyebilirim. İzmir aklımda kaldı. Anladığım kadarıyla sen sahil kenarlarını ve sakinliği seviyorsun sarı yerde. İstanbul'un en iyi adreslerinden bir tanesi aslında. E şimdi Sarıyer'de Sadberkan'ın Müzesi Sarıyer'de bulunuyor. ve buraya çıktığımız zaman karşımızda inanılmaz güzel bir manzara var. birazcık da burayla ilgili sohbet etmek istiyorum seninle. Kilden Suretler sergisiniz. Burası güncel bir sergi. kalıcı olan sergi değil. ve ilerleyen programımızın ilerleyen bölümlerinde E Müzesi'nin kalıcı koleksiyonu Onların da göreceğiz zaten. Burayla ilgili, buraya gelmeyen izleyicilerimiz için burayı nasıl anlatmak istersin Aziz? Ya burası çok aslında ilginç bir müze. Böyle eski çağlardan yapılmış, ya yani eski çağlarda yapılmış böyle küçük heykelleri görüyoruz burada. Ya mesela ben çok ilgileniyorum şeylerle. Ya yani eski çağlarda yapılmış ...şeyler, e, heykellerle falan. Yani niye yapılmış, ne amaçla yapmışlar, neyi düşünerek yapmışlar? ya Aslında biz burada e, baştan başlayıp sona kadar gezdiğimiz zaman... E, ...baktığımızda e, elle yapılan küçük heykelleri görüyoruz. Zaman içerisinde bu heykeller aslında kalıba dönmüş. E, i̇nsan... İnsan, insanın bu heykelleri yapma sürecini görüyoruz aslında. El yapımıyla başlamış, kalıplara dönmüş bir gelişim sürecini görüyoruz burada ve inanışları görüyoruz. O zamanki inanışları. Tanrı ve tanrıçaları varmış, insanlar nasıl yaşıyorlarmış, nelere tapıyorlarmış, e, onları görüyoruz. E, aslında tarihi görüyoruz, çok güzel bir sergideyiz. E, ben bunu çok sergi için kullanmam e, ama e, eski çağları bilmeyen birisi buraya geldiği zaman... E, eski çağlarla ilgili ciddi anlamda bilgi edinip ve çıkmış şekilde buradan ayrılacaktır diye düşünüyorum. Güzel de bir sergideyiz. Zaten Sarıyer'in havası da çok güzel. Ama her ne kadar soğuk olsa da şu anda. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdın. Ailene, sevdiklerine, Azerbaycan'a bir selamın varsa Gurbet Dansı'lığı programı aracılığıyla iletebiliriz. Ee, buradan ülkenize, öz aleme sağlam gönderen bütün e, bahçede yaşayan tənaşlarıma, qohum əqrəbalarıma hamısına salam göndərirəm. E, xüsusilə də Hövsana e, öz yaşadığım qəsəbəyə e, burdan böyük salamlar. Arakanın müzesindeki gezimize devam ediyoruz. Roma Çağı ve Bizans Çağı bölümündeyiz. Yanımızda bir arkadaşımız var onu tanıyalım. Hoş geldin seni tanıyabilir miyiz? İsmim Nur geldi. Kendim Türkmenistanlıyım. Burada İstanbul'da Fatih Üniversitede okuyorum. Bölüm hukuk. Ee, hukuk bölümündesin. Kaç yıldır Türkiye'desin? Şu, bu birinci yılım yani tam olarak 6 ay Türkiye'deyim. Daha çok yeni 6 aydır. O zaman yeni olduğu için şu soruyu sormam lazım artık. Alışabildin mi Türkiye'ye? Alışabildim. Yani alışabildim. Yani kültürümüzde hemen hemen aynı. Yani dilimizde çok farklı değil. Alışmak o kadar zor değildi. Alıştık yani. Peki Nur geldi. Neden Türkiye? Hani eğitim için önünde aslında birçok seçenek vardır. Neden Türkiye'yi tercih ettin? Ya neden Türkiye? ya Türkiye ne diyeyim ya bizim eskiden böyle hem kültür hem şey aynı olduğundan biraz yani farklılaşmış kültür göreyim dedim yani. Yani öyle kısmet oldu yani. Peki e, Türkiye'ye gelmeden önce ya da eğitimden önce Türkiye'ye hiç gelmiş miydin? İlk önce onu sorayım. Ha, eğitimi ilk önce gelmiştim. Bir, bir ay gibi bir gezmiştim Türkiye'yi. Ya yani bir yerlere sonra geriye Türkmen sen döndüm sonra yani Türkiye'de okumaya orada karar vermiştim zaten. Türkiye'yi ziyaretin sonrasında Türkiye'de okumaya karar verdin. Peki o zaman ziyaretin öncesine döneceğim. Ee, sorumu oraya bağlayacağım. Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'yi araştırmışsındır. İnternetten, kitaplardan, tanıdıklarından. E, araştırdığın Türkiye ile bulduğun Türkiye aynı mı oldu? Ya tabii araştırdığın ile bulduğun aynı olmuyor da. Gene yani ya... Çok da farklı değilmiş yani hemen hemen aynı hı hı. öyle. Peki hukuk bölümü zor bir bölüm. Ee, neden hukuk bölümünü tercih ettin? Ya, hukuk zor diyorlar da ama okudukça bana sana açılıyor yani hukuk yani çok da zor değil. Hem sözel yani benim için çok zor değil yani kolay bir bölüm diyebiliriz. En azından. Diğer bölümlere göre benim benim için kolaydır. Hem en yani küçüklükten beri avukatlara falan onlara bir türlü özenmem falan var ya yani ondan da olabilir belki. Avukat mı olmak? Avukat olmak istiyorsun o zaman. İnşallah avukat olmayı düşünüyorum yani plan planım o şu anlık. Ee, peki birazcık da buradaki yaşantına döneceğim. 6 aydır İstanbul'dasın. E, ee, nerelere gidersin, nereleri gezersin? Ee, arkadaşlarını buluştuğun yerler nelerdir? Birazcık bize anlatabilir misin acaba? Ya benim çok gezdiğim yerler, ya bazen Sultanahmet'e gideriz yani gezmeye, bu Ayasofya camilere oraya bakarız. Ya yani çoğu zaman cam sıkılsa ben maç yaparım yani maç yapmayı severim. Hı -hı. Arkadaşlarımla evde buluşuruz böyle otururuz yani Türkmen plan yaparız bazen arkadaşlarla ya ortam iyi yani şu anlık Zaten alışmış gibi konuşuyorsun, maç da yapıyormuşsun, hem spor yapıyorsun, hem e, hobilerin arasında aslında Türkmen pilavını yapabileceğin bir yer de varmış, ne güzel, hani, hani burada özlediğin tatları ve özlediğin insanları da bir şekilde bulabiliyorsun aslında. Peki e, birazcık da bulunduğumuz yerle ilgili sohbet etmek istiyorum seninle. Sırbarkınım müzesindeyiz ve şu anda içinde bulunduğumuz bölüm Bizans çağı ve Roma çağı bölümü. E, seninle beraber burayı gezdik, eserlerin hepsini teker teker inceledik. E, çok da ilgimizi çeken şeyler oldu aslında buraya gezerken. E, birazcık seyircilerimize burayı anlatabilir misin Nur geldi? Evet buraya geldiğinde ilk yani Bizans kültürünü şey böyle yansıtıyor diyebiliriz yani böyle bir açıdan. Yani bir de ne diyeyim bir eski Bizansların bir normal bir yaşam tarzını gösteren bir müze diyelim. Böyle yani kaşıklar oyuncaktır. Bir de bu eski inandıkları yani tanrıları onlara bakabiliriz. Yani mesela diyelim sağlık tanrısı yani farklı farklı tanrılar var kendilerinin. Ya bir de ne diyeyim yani çok şey açıdan yani çok güzel yapılmış bir heykeller yani. Ee, yani aslında e, burada Bizans çağında ve Roma çağında yaşayanların e, günlük hayatlarında kullandığı e, şeyleri görüyoruz ve bunlar koleksiyon haline getirilmiş. E, tabakları, çanak çömlekleri, e, sonra tıbbi aletleri, bilezikleri, e, hatta o dönemlerde hani seyircilerimize şunu bilgisini vermek istiyorum. Nur geldi o bölümü atladı aslında en çok dikkatini çeken şey e, kozmetik kapları oldu. Hani o dönemde de kadınların yine şöyle ufak ufak kozmetik kapları bulunuyormuş. En çok e, Nur geldi dedi bunu röportaj esnasında söyleyeceğim dedi ama atladım ben onu belirtmek istiyorum tekrar. Onda unuttum normalde en dikkat çektiğim ama yani çünkü eski zamanlarda böyle kadınlar kendine o kadar şey gösteriyormuş ki yani o zamanlarda vardı. De Evet ve burada e, takıları var, küpeleri var, e, birçok eser bulunmakta burada. Gelmeyen ziyaretçilerimizi ısrarla buraya çağırıyoruz. Kesinlikle görmeniz gerekmekte. Ve e, güzel yanlarından bir tanesi de e, o dönemde inanılan tanrı ve tanrıçalarında bulunması. Ve onları hep kitaplardan görürüz o heykelleri. Yakından birebir görmek, onların sanatıyla e, birebir karşıya gelmek aslında çok güzel değil mi? Pardon farklı bir şey yani bu resimlerde yani görmekle böyle canlı görmek yani ikisi aynı değil Peki e, buradan çıkıyorum tekrardan aileni özledin mi aileni özlemişim yani çok özledim ailemi öyle diyebilirim bu ilk ayrılığınız mı ya ilk ayrılık diyebilirsem yani böyle uzun zamandır yani eskiden ayrılık oldu da yani bir ay falan gibi çok değil yani şimdi bir iki ay falan kaldı böyle sapırsızlıkla bekliyorum yani geri dönüşümü inşallah. O zaman sen şanslı öğrenciler arasındasın, gurbetten danslığı programındasın ve ailene buradan mesaj gönderebilirsin. Hı. Hmm. Türkmençe konuşayım tamam. Evet. Hı. Türkmen'de akrabalarına selam at yan ecemi kakame jigleme e apt dermen at der tamam bir yeni çıkayan çıkana ele kim bari Gezimize devam ediyoruz. Arkadaşımızla birlikte Osmanlı bölümünü gezdik. Şu anda Çanakkale Seramikleri bölümündeyiz. Onu tanıyalım. Hem Osmanlı bölümüyle ilgili hem de Çanakkale Seramikleri ile ilgili kendisiyle sohbet edeceğiz. Hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Sabo. Tacikistan'dan geliyorum. İstanbul Üniversitesi'de okuyorum. işletme bölümünden. E, bur burada ikinci sene, bir buçuk sene sayılır. Hı. E, işte böyle burada okuyorum. <laughs> Seninle buradaki yaşantınla ilgili sohbet edeceğim ama gezdiğimiz bölümle ilgili sohbet etmek istiyorum. Gezerken bayağı etkilenerek gezdik aslında Osmanlı bölümü. O bölümü seyircilerimize nasıl anlatmak istersin? Hepsi el ile yapılmış. Orada çok güzel bir şeyler gördüm. Mesela en dikkat çektiğim yer aksesuar bölümü. ...kız olarak ama çok beğendim orada, orada e, broş falan, e, tokalar işte onları çok beğendim, e, sonra... Aslında e, şunun bilgisini seyircilerimize vermemiz gerekiyor, Osmanlı bölümü gerçekten şaşasını... ...her haliyle bizler, bizlerin önüne sermiş durumda, el işçiliği ciddi anlamda var ve e, taşlar... ...altın varaklar, gümüş tepsiler, hepsini bir arada görebiliyoruz. Ama biz arkadaşımızla birlikte gezdik ve iki bayan olarak en çok dikkatimizi çeken yer tabii ki takı bölümü oldu. Evet. Ee, hatta oradaki yelpazeden en çok arkadaşımız etkilendi. İstersen seyircilerimize sen anlat o yelpazeyi. Ee, Yelpaze çok güzel süslenmiş. Hem de elle yapılmış onlar. Çok beğendim onu. <laughs> Ve orada e, başlıklar da bulunmaktaydı, e, tokalar, tokalar vardı, broş, broşlar, broşlar vardı. evet broşlar vardı ve e, hani kolye hı. falan evet. da var ve bir bayan baktığı zaman e, istediği kadar tarihi eser olsun hiç fark etmez bu benim olabilir ben de nasıl durabilir aslında arkadaşımızla birlikte e, konuştuk çok da güzeldi ve e, onun haricinde niferleri gördük, savaş eşyalarını gördük, kılıçları gördük, okları, yayları gördük ve e, evet e, bir şekilde onlardan da aslında çok etkilendik. Şimdi bulunduğumuz bölüm Çanakkale Seramikleri bölümü. Renkli bir bölümdeyiz. Oraya nazaran daha bambaşka bir bölüm. E, burayı beğendin mi peki? Çok beğendim. E, nasıl hani en çok burada dikkatini çeken şey ne oldu? Oklar mesela güzel silinmiş. Evet. Bayan olarak mesela evde böyle bir şey <laughs> olmasını istiyorum Mesela güzel e, tabaklar olsun, güzel şey, e, kase falan. bunlar çok güzel beğendim. E, bir önceki arkadaşımızla gezerken e, kendisi... E... Dış yapı ile ilgili bahsetti. Çinli seramiklerinde işte mimarlarda kullanılan süsleme, süslemelerden bahsetti. Ama tabii bayan olunca tabaklar, vazolar, daha çok evlerin içerisine bakıyoruz dediğin gibi. Şimdi birazcık da buradaki yaşantınla ilgili sohbet etmek istiyorum seninle. İki yıldır hatta bir buçuk yıldır Türkiye'desin. Alışabildin mi? Çok alıştım. Bir buçuk senedir burada. Zaten orada Türk okullarında mezunum. E, buraya geldim. Çok mutluyum ama e, çok beğendim burasını. Ama kendi memleketin gittiğimde burayı da çok özlüyorum. Hemen gelmek istiyorum. Tabii ki ailemi özlüyorum. E, kışta gitmiştim ama geri hemen gelmek istedim buraya. Çünkü arkadaşlarımla çok alıştım burada. Güzel bir yer hem de. Çok beğeniyorum. Zaten hep hayal, hayal ediyordum burayı. Türkiye gelmek çok istiyordum. Ben de tam bu konuyla ilgili aslında soru soracaktım sana. Ee, neden Türkiye oldu? Çünkü Türk okullardan mezun olduğum için her zaman burayı istiyordum. Çünkü Türklerde çok beğeniyordum. İnsanları çok iyiydi böyle dost gibi zaten ülkelerle. İşte o yüzden babam da istiyordu İslam bir ülkede Bizim zaten orada da İslam çok istediğim için geldim buraya. Peki. E... Artık burada yaşıyorsun ve boş zamanlarında neler yaparsın, hobilerin neler? Gezmek tabii ki. Arkadaşlarımla geziyorum. İşte Gebze'ye gittim, Sakarya'ya gittim. Güzel bir yermiş. Ankara'ya da gittim yakınlarda. Nevruz bayramında bizim bayramımız oldu Tacikler'in. İşte güzel geçti, bayağı çok beğendim. Geldik inşallah e, illerde gideceğiz başka bir yerlere, düşünüyoruz başka bir yerlere gitmeyi. Böyle. Aslında önde gidebilecek birçok şehir var ee, ve uzunca bir zamanda buradasın. Bu süreyi bence iyi değerlendirmelisin diye düşünüyorum. Yazın da kışın da ayrı ayrı gezilecek çok güzel yerler var. Ee, peki birazcık da bölümünle ilgili sohbet etmek istiyorum. Ben bu seçilen bölümlerin hikayesini her zaman çok merak ederim. Neden bu bölüm seçilmiştir, hayalindeki meslek bu mudur? Bize birazcık anlatabilir misin acaba? Hı hı. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. ikinci e, sınıfta işletme bölümünde. İşte babam da bu e, konu... ...bu bölümde biraz ilgili var. O yüzden istedi benim bu bölümü okum okumamı. Ben de seviyorum bölümümü. Hı. İşte inşallah ileride bittikten sonra... ...yüksek lisans yapacağım inşallah. Başka bir yerde ya da burada mı bilmiyorum. Nerede Allah nasip etmişse. İşte... Bankada falan ya da babamın iş yerinde çalışabilirim. O yüzden seçtim. Çok güzel olmuş. Babana teşekkür etmek lazım herhalde. Hem Türkiye sevgisini sana bir şekilde aşıladığı ve seni buraya gönderdiği için, çok hem de böyle önü açık bir bölümü tercih etmene katkıda bulunduğu için e, çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdın. E, TRT Avaz Gurbet Dansları programı aracılığıyla ailene, babana, sevdiklerine bir mesajın varsa iletebiliriz. Hangi dille konuş? Nasıl istersen. Ailemiz çok selam göndermek istiyorum. Selam söylemek istiyorum. Hepinizi özledim. <laughs> İnşallah yakınlarda geleceğim sınavlardan sonra. Çin'i bölümündeyiz. Çin'i bölümü 3 bölümden oluşmakta. İznik Çinlileri, Çin bölümü ve Kütahya Çinlileri bölümü. Yanımızda bir arkadaşımız var onu tanıyalım. Sonra bu ince el işçiliği ile ilgili kendisiyle sohbet edeceğiz. Hoş geldin seni tanıyabilir miyiz? Memleket Türkmenistan. İsmim Şamurat Soyaz Zarriye. Türkiye'de okuyoruz burada. 2 senedir Türkiye'deyiz. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü. Şahmurat, e, buradaki yaşantınla ilgili seninle sohbet edeceğim. Ama şöyle bir arkamıza, etrafımıza baktığımız zaman e, çok değerli eserlerin arasında bulunuruz. Şu anda bulunduğumuz yer İznik Çini'si bölümü. E, seninle beraber gezdik. E, ben gerekli bilgiyi seyircilerimize vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Ama sen burayı nasıl anlatmak istersin seyircilerimize? Özellikle burası İznik Çini. Şimdi bir baktığımızda etrafımıza zaten görüyoruz burada. İznik Çinliler bayağı bir uğraş sarf edilmiş bunları yapmak için. Acaba merak ediyorum bunlar işte yaparken kaç günde yapmışlar acaba? Yani mesela dışarıda falan gezerken camilerde falan gözüyoruz. Tarihi eserlerde falan. Hani oralarda görürken böyle hani Çinliler falan dikkat çekiyor ama burada işte canlı canlı parçalarını görüyoruz etrafımızda. Şimdi seyircilerimize şunun bilgisini ilk önce verelim. Arkadaşımızla birlikte buraya gezdik. İznik Çinli bölümündeyiz. Burada hakim olan renk mavi ve yeşil tonları ve ciddi anlamda küçük küçük uğraşılmış tabakların, bardakların, vazoların üzerinde hatta dış süslemede kullanılmak için duvar kalıntıları da getirilmiş buraya. Çin'den gelen Çini seramikleri de bulunmakta. Onların boyutları birazcık daha büyük ve daha büyük desenlerle çalışılmış. Ama Kütahya Çinleri bölümü en çok uğraşılan bölüm. Arkadaşımızla birlikte oraya gezdik. Daha renkli ama daha çok emek sarf edilmiş. Daha ufak desenlerle birlikte çalışılmış. Ve yaldızlı desenler daha çok mevcut. Oraya girdiğimiz zaman şöyle bir gözümüz gönlümüz açıldı aslında değil mi? Turuncu renkler bayağı bir göze batıyor. Turuncu, yeşil renkler. Kırmızı renkler İnsan böyle kendini bir anda farklı hissediyor, tarihe götürüyor kendisini. Evet kesinlikle öyle. Hem tarih aslında hem de günümüz Çin'i sanatı hala kullanılıyor durumda, ev süslemesinde de aynı şekilde modası devam etmekte diyebiliriz. Şimdi buradaki yaşantına döneceğim. Elektrik bölümündesin. Elektrik. Elektronik haberleşme özür dilerim. Ee, neden bu bölümü tercih ettin? Öncelikle çocukluğumdan beri mühendislik alanına olan biraz ilgim vardı. Hani mühendislik alanına seviyorum. Elektronik haberleşme de işte en, çok teknoloji hani bilgisayar o tür şeylere ilgim olduğu için bu bölüm seçim dedim. Hani ileride de bizim ülkede bu bölüm bayağı bir gelişeceği için her türlü alanda çalışma olanakları sağladığı için bu bölümü seçtim. Ee, okul bittiği zaman tam olarak ne olacaksın? Yani tam bölümünün karşılığı ne oluyor? Bize birazcık anlatabilir misin? Okulu bitirdiği anda ilk önce memleketimde çalışmayı düşünüyorum. Mühendislik alan hani bu alanda çalışmayı düşünüyorum. Elektronik ve haberleşme, hani telekomculuk o alanda çalışmayı düşünüyorum. Hı -hı. İki yıldır Türkiye'desin. E, alışabildin mi? İlk önce zaten Türkiye ile Türkmenistan isminden de belli tarihi dayanıyor. Kültürel açıdan da her yönden de çok benzerlik olduğu için hiç sıkıntı çekmedim. Yani alışmaktadır, yemektedir her her açıdan hiçbir sıkıntım olmadı. Problemin olmadı. Ee, peki İstanbul haricinde başka şehirlere gittin mi? İstanbul haricinde Edirne'ye gezdim, Zonguldak gezdim, Urfa bu üç şehir gezdim. Çok güzel e, şehirlere gitmişsin aslında. Şimdi seyircilerimiz beni bilirler. Urfa ve Antep denildiği zaman ben kesinlikle yemeklerle ilgili sohbet ediyorum. Bu bölüme değinmeden geçemeyeceğim. Urfa'ya gittin. E, bize birazcık yemekleri anlatmanı istiyorum. Beğendin mi yemekleri? Yemekler çok güzeldi. Kebaplar falan tatlıları çok güzeldi. Fıstıklar vardı. Onlar çok beğendim. Urfa tarihi açıdan da çok büyük. ...yerler varmış, oralarda gezdik. Benim açımdan çok büyük bir iz bıraktı yani. Büyük bir etkisi oldu Urfa'nın. Urfa mutfağını beğendin, tarihini de beğendin. O zaman Antep'e de gitmelisin, yemeklerini de çok seversin diye düşünüyorum. Peki, Türk mutfağıyla... ...yani kendi buraya geldiğin zaman, aslında şu soruyu şöyle sormalıyım. yemekler alışmakta problem çektin mi? Yemekleri asmakta problem çekmedim çünkü yemekler bayağı güzeldi, sıkıntım olmadı. Ama yemeklerde o kadar benzerlik olmasa da yemekleri alsamakta hiç sıkıntım olmadı. Evet, e, mutfaklarımız aslında çok benzememekle birlikte e, Türk yemekleri çok lezzetli olduğu için bence bu yemekleri kime yedirsek herkes çok rahatlıkla alışır diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim hem tarih kokan bir sohbet oldu hem de lezzetli bir sohbet oldu. Ailene sevdiklerine bir mesajım varsa iletebiliriz. Tabii. Ezenen kakama, cileme, o dostlama, yakın olduğum kimle karnaslama salam ediyorum. Gezimize devam ediyoruz Osmanlı tekstili bölümündeyiz. Yanımızda bir arkadaşımız var. Onu tanıyalım. Hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ismim Urna. Moğolistan'dan geldim. İstanbul Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi bölümünde ikinci sınıf okuyorum. İki yıldır Türkiye'desin. Alışabildin mi? Alışabildim. <laughs> Peki hep İstanbul'da mıydın? Evet, İstanbul'daydım hep. Yani başka şehirlere gezmek için gitmiştim. Hı hı. Ama hep İstanbul'daydım. Nerelere gittin peki? Ee, Ankara'ya gittim, Amasra'ya gittim, Bolu'ya gittim, Denizli'ye gittim, ee, Antalya'ya gittim. <laughs> Birçok yere gitmişsin aslında. Ee, peki en çok hangi şehrimizi beğendin? Antalya'yı çok beğenmiştim. Ne zaman gittin peki Antalya'ya? Hmm, i̇lk geldiğimde gitmiştim gezmek için. Orada üç gün kaldım, çok güzeldi. Deniz falan gittik, eski eserlere gördük. Hı hı. Çok güzel, hepsini çok beğendim. İstanbul'da her yani Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı falan o yerlere çok gezdim. İstanbul'dayız. Şu anda İstanbul'da <laughs> yaşıyorsun evet. zaten. E, tarihi birçok yerini gezmişsin. Onun dışında arkadaşlarınla da birlikte geziyorsundur. Daha çok nereyi tercih edersin gezmek için? Hatta Büyük Hatay'a. <laughs> Büyük Atavide, yerleri, müzeye çok gidiyorum. Sen müzeleri çok gezersin. O zaman hemen müze deyince e, programımızın bulunduğu yere bağlanmam gerekiyor zaten şu anda. <laughs> ee, seninle şu anda Osmanlı Tekstili bölümündeyiz. Bu bölümde 18. yüzyılda 20. yüzyıl arasında olan e, kıyafetlerin bir şekilde sergisi sunulmuş bize ve o dönemi görüyoruz. E, burayı seyircilerimize nasıl anlatmak istersin? Benim en çok yani sevdiğim bölüm buydu. der bölümlerde yani kadın oldum için işte. böyle elbiseler falan çok eski zamanlar değil elbiseler çok farklı geldi çok güzel geldi. Yani bizimki de farklı olduğu için Yofra Balkanlı olduğu için daha farklı geldi. Doğum Ha, Luhus Odası'ndan bahsediyorsun ee, sanırım. O çok güzel yani. Onu hakkında biraz da anlattı. Hı -hı. Çok dikkatimi çekti, çok güzel. Şimdi seyircilerimize birazcık da bilgi vermek lazım burayla ilgili. Burada evet kıyafetler bulunmakta. 18. yüzyılda 20. yüzyıl arasındaki kıyafetler. Onun yanında belirli odalar yapmışlar. lohusa odası, sünnet odası ve aslında bize birazcık o o zamandaki şaşayı göstermekte. Kıyafetlerde olduğu gibi odalarda da eşyalarda da Aşağıda arkadaşımızla birlikte gezdik. Eşyaların hepsinde, evin evlerin içerisindeki dekorasyonda her tarafta aslında bu şaşa bir şekilde görülebilmekte. Hatta arkamızdaki kaftanlarda bile bir şekilde altın yaldızları ve el işçiliğini görebiliyoruz. Evet ve renkleri çok farklı. O dönemde daha farklı kıyafetler varmış aslında. Hmm. Ee, birazcık da bölümünle ilgili sohbet etmek istiyorum. Ee, bize bölümünü anlatabilir misin? Niye bu bölümü tercih ettin? Yani, çalışmak çalışma ekonomiyiz, insan kaynakları bölümü. Yani kendim de istiyordum. Yani kazanabildim, çok seviyorum bu bölümü. Önceden karar vermiştim bu bölüme. Ee, peki bu bölüm insan kaynakları büyük şirketlerde çalışacaksın o zaman değil mi? Hani yanlış biliyorsam lütfen düzelt. Seyircilerimize doğru bilgiyi vermemiz gerekiyor çünkü tam olarak ne olacak okul bittiği zaman? Yani bankalardan çalışacakmışım yani ihcet, maliye, bankacılık, finans, yönetici olarak en çok çalışan bir bölüm. Peki bu bölümü seçmeye ne zaman karar verdin? İlk geldiğimde karar vermiştim. Moğolistan'da bu bölüm yok. Tam olarak yok. Ama ilk geldiğimde bu bölüm çok güzel gelmişti. Onun hakkında çok araştırmıştım. İlk diş doktor istiyordum. Diş doktor da o kadar kolay bitiremeyeceğimi göre yani bu bölümü seçtim. Yani 8 yıl falan okuyacak. Tıf falan deyince. Tıp, tıp bölümü öteki bölümlere nazaran birazcık daha süresi uzun ve o süreç e, diğer bölümlere nazaran birazcık daha zor aslında. E, ama güzel bir bölüm ve Moğolistan'da şu anda bu konuda çok çalışma yapılmamış olsa bile aslında sen o zaman öncülerinden olacaksın bu bölümün e, ve çok daha güzel olacak. E, peki seni bu bölümü seçtiğin zaman Moğolistan'da bu konuda çalışma yapılmamış olması seni endişelendirmedi mi? Yok bu bölüm saat çalışmak ekonomist <laughs> bölüm olarak çalışmıyor orta gidip büyük bir Moğolistan'ın bir bank bankada yani iktisatçı olarak çalışabilirim hı hı. yani iktisatçı ihti derken şey. yani e, büyük <laughs> firmalarda bir şekilde çalışabiliyorsun değil mi? Hı hı, anladım tamam çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdın ailene ve sevdiklerine bir mesajın varsa iletebiliriz. Hı hı. E, ailemle görüşmeden iki senedir buradayım, iki senedir gitmedim. Üç aydan sonra Moğolistan'a gideceğim. Ailemi çok özledim. Yani günleri sayarak bekliyorum. Onları çok çok özledim, çok seviyorum. Kurvetten Sıla'ya programının bu haftada sonuna geldik. Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenci arkadaşlarımızla birlikte Satberka'nın müzesinde bulunan Kilden Suretler sergisi ve çeşitli koleksiyonları gezdik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.